سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün sizlerle خلق الله تعالى آدم على سورته حديث شريف üzerine konuşacağız. Şimdi hadis şerifin böyle lafzen manasına baktığımız zaman Allah Teala Adem'i kendi suretinde yarattı diyor. Yani çok yanlış anlaşılmaya müsait bir hadis-i şerif. Zaten bu yüzden İslam alimleri bu hadis-i şerifin müteşabih olduğunu bildirmiş. O yüzden bir sürü izahatlar, bir sürü tevilatlar yapmış. İşte bizim de bu hadis-i şerifi doğru anlayıp da mücessime gibi sapıtmamamız lazım olduğu için Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından bu hadis-i şerifin manasını bildireceğiz. Ve bu şekilde iman etmemiz lazım tabii. Şimdi İmam Gazali Hazretlerinden ilk önce bir nakil yapacağız. İlcamül Avam kitabından. Yani bu kitabın Arabisi Hakikat Kitabevi tarafından bastırılmakta. Dileyen, Arabi bilen oradan okuyabilir. Bilmeyen de Hakikat Kitabevi sitesinde mesela bu kitabın tercümesi var. Bastırılmamış, Türkçesi bastırılmıyor ama Türkçesi var, mevcut. İmam Gazali Hazretleri bu hadis-i şerif üzerine buyurmuş ki, bu hadis-i şerifteki suret lafzı müşterek isimdir. Yani bazen et ve kemikten meydana gelmiş her bir hususi yapıda olan göz, burun, ağız, yanak gibi cisimleri özel bir şekilde düzenlenmesinden hasıl olan heyete verilen isimdir. Yani mesela benim kardeşim benim suretimde dediğimiz zaman biz genellikle ne anlıyoruz? İşte benim kardeşim demek ki bana benziyor. Yani cisim olarak, şekil olarak, yüz olarak vesaire. Bazen de suret lafzı kullanılınca cisim olmayan, cisimde, heyet ve cisimlerde tertip olmayan şey murad olunur. Mesela bir cümle vermiş. Meselenin sureti bildirildi. Biz meselenin sureti bildirildi dediğimiz zaman, yani bir suret veya bir şekil gelmiyor aklına. Meselenin aslı bildirildi anlıyoruz. Yani bu gibi ve benzeri sözlerdeki suret lafızları böyledir. Her mümin bilmelidir ki suret lafzı Allah Teala için yukarıdaki birinci manadaki gibi et ve kemikten meydana gelmiş. Burun, ağız ve yanaktan müteşekkil düşünülemez. Yani Allah Adem'i kendi suretinde yarattı deyince biz bunu suretten maksat ette kemiğe benzer şekilde, yani Allah Teala Adem'e benziyor şeklinde düşünmememiz lazım. Çünkü bunların hepsi cisimdir ve cisimdeki heyettir. Allah Teala, yani bunu birkaç videodur bildirdik zaten bu ayet kelimeni, mealini. Neyse kemislihi şey, yani onun eşi benzeri yoktur diyoruz. O yüzden cisimlerin ve heyetlerin yaratıcısı bunlara benzemekten ve sıfatlarından münezzehtir. Bunu yakinen böyle bilen mümindir. Demek ki İmam Gazali Hazretleri bildirmiş ki Allah Teala Adem'i kendi suretinde yarattı denince bu suretten maksat cisim olarak anlamamamız lazım. Peki şimdi nasıl anlamamız lazım? Mesela Müslim'de bir hadis-i şerif var. اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَجْتَنِ بِالْوَجْهِ. Yani içinizden bir işte kardeşiyle dövüştüğü zaman yüzüne vurmaktan sakınsın. Fe inna Allah halaka Adem ala suretihi. Şüphesiz ki Allah Adem'i kendi suretinde yaratmıştır diyor. İbn Hüzeyme Hazretleri rahmetullahi aleyh burada suretihi'deki he zamirinin Adem'e döndüğünü bildirmiş. Yani mana olarak içinizden biri kardeşiyle dövüştüğü zaman yüzüne vurmaktan sakınsın. Zira Allah Adem'i Adem'in suretinde yarattı olarak manaya geleceğini bildirmiş. Bazıları da işte ehahu kelimesine döndüğünü bildirmiş. Yani Allah Teala Adem'i kardeşinizin suretinde yarattı. Yani bir kişi kardeşine vurmasın, zira Adem Aleyhisselam onun gibiydi, yüzüne vurmasın manasına geliyor. Ama yani bu mana doğru mu? Yine doğru, biz inkar edemeyiz. Yani her hadis-i şerifin, her ayet-i kerimenin birçok manası olabilir. Ama genel olarak değerlendirdiğimiz zaman mesela başka bir hadis-i şerif daha var. Halakallahu Adem ala suretihi tuluhu sittune zira'an. Yani Allah Teala Adem'i kendi suretinde yarattı. Uzunluğu 60 zira'dır. İşte 30 metredir. İşte buradaki suretihi'deki he zamiri mesela kardeşe bir yere gitmiyor. Yani burada uzunluk da bildirmiş mesela. Adem'e atfetsek o zaman başka hadis-i şerifte çıkıyor karşımıza. Ala sureti rahma. Bu sefer surette değil. Suretteki zamiri hiçbir yere atamıyoruz. Yani Allah'a dönüyor. Yani hakikaten mana Adem'i Allah kendi suretinde yarattı manasına çıkıyor. Mesela bu hadis-i şerifi İbni Ebu Asım Es-Sünen'inde bildirmiş. Ahmet İbni Hanbel, İshak bin Rehavi Hazretleri bu hadisin doğru olduğunu bildirmiş. Yani hal böyle olunca işte karşı bir şey çıkıyor ortaya ve insan nasıl anlamalı?
Yani dediğimiz gibi, yoksa İbni Hüzeyme'nin Müslim üzerindeki bu hadis-i şerifin izahatı yanlış değil. Doğru. Ama daha derin manası da var. İşte bu daha derin olan manası neymiş? Onu İmam Rabbani Hazretleri aslında açıklamış. İlk önce 95. mektubundan o kısmı okuyacağım. Yani mektubat tercümesinin birinci cildinde bildirmiş İmam Rabbani Hazretleri. Diğer ciltlerinde de var. Hatta birinci cildin 2-3 yerinde de bildirmiş bu hadis-i şerifi. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri bildirmiş ki Allah Teala Adem'i kendisi gibi yarattı hadis-i şeriftir. Demek ki vücut mertebesinde, yani Allah Teala'da ve sıfatlarında bulunanların insanda birer sureti, birer benzeri vardır. Yani Allah Teala sıfatlarında bulunanların bir benzeri insanda vardır. Ne demek? Allah Teala konuşandır, kelam sahibidir. İnsan da konuşur. Ama insanın konuşması Allah Teala'nın konuşması gibi değildir mesela. Sıfat-ı subutiye izah ederken bunu bildirmiştik. Allah Teala duyar. İnsan da duyar. Ama insanın duyması Allah Teala'nın duyması gibi değildir mesela. Yani bunun gibi Allah Teala'da bulunan sıfatların bir benzeri insanoğluna, Adem'e verilmiş. İnsanın kalbi de böyle bir topluluktur. İnsanda bulunan her şey kalpte de vardır. Yani burada işte ruha da atfediyor. Zaten inşallah bir mektubunda da onu izahat edeceğiz. Yani aslında buradan maksat ruhu insanın. Bunun için insanın kalbine hakikati camia denir. Tasavvuf büyüklerinin birçoğu her şeyin kalpte bulunduğunu görünce kalbin genişliğini bildirmek için arş ve içinde bulunan her şeye Arif'in kalbinin bir köşesine konsa hiç duyulmaz demişlerdir. Yani İmam Rabbani Hazretleri bunu bu şekilde izahat etmiş. Şimdi 287. mektubunda aslında daha da detaylandırmış. Yani buradan maksadın ruh olduğunu bildirmiş. Yani mananın Allah Teala Adem'in ruhunu kendi suretinde yarattı olarak bildirmiş. Yani diyor ki işte Marifet 9'da Allah Teala madde değildir. Yani Allah Teala madde diye zaten gavur olur. Benzeri yoktur. Nasıldır denilemez. Adem'in ruhu kendi hulasası özüdür. Yani Adem'in, insanın ruhu, Adem Aleyhisselam'ın ruhu onun özüdür aslında. İnsanın ruhu onun özüdür. Allah Teala Adem'in ruhunu bilinmez, nasıldır denilemez olarak yarattı. Yani hatta Kur'an-ı Kerim'de mesela orada Allah Teala ruh hakkında bizi sakındırmış mesela. Yani düşünmemiz hakkında böyle kafamıza göre manalar vermemizden Allah Teala bizi sakındırmış. Allah Teala mekansız olduğu gibi ruh da mekansızdır. Yani insana nazaran tabii. Yoksa Allah Teala nazaran ruhun da bir mekanı var. Ruh da madde değildir. Ruhun bedene bağlılığı Allah Teala'nın alem ile olması gibidir. Ne içindedir ne dışındadır. Ne bitişiktir ne ayrıdır. Yalnız onu varlıkta durdurmaktadır. Mesela insanın vücudunda, insanın şurasını cimdirsek burası acıyor. Şurasını cimdirsek burası acıyor. Yani ruh nerede mesela insanın? Bunun gibi alemi varlıkta durduran Allah Teala'dır. Allah Teala bedeni ruh vasıtasıyla diri tutmaktadır. İnsana gelen her feyiz önce ruha gelir. Önce ruh o feyizden bereketlenir, nasibini alır. Ondan sonra ruhtan bedene ayrılır. Ruh nasıl olduğu anlaşılamaz olarak yaratılmış olduğu için hiç anlaşılamayacak olan Allah Teala onda yerleşmektedir. Mesela bir hadis-i kutsi bildirmiş burada İmam Rabbani Hazretleri. Yere göğe sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım. Şimdi bunu haşa bu et parçasını Allah Teala sığar manasına gelmiyor. Çünkü yer ve gök çok geniş olmakla beraber maddedirler, mekandırlar. Bir şeye benzetilebilirler. Nasıl oldukları anlaşılır. Mekansız olan nasıl olduğu bilinmeyen mukaddes varlık bunlarda yerleşemez. Mekansız olan mekanda yerleşemez. Benzeri olmayan benzeri olanla bir arada bulunamaz diyor. Mümin kulun kalbi ise mekansızdır. Nasıl olduğu anlaşılamaz. Bunun için burada yerleşir. Müminin kalbi denildi. Çünkü kamil, olgun müminlerden başkasının kalbi mekansızlık derecesinden aşağı düşülmüştür. Mekanlı ve maddeli şeyler karışmıştır diyor. Ve altında da mesela biraz daha ileri atlarsak diyor ki bu bilgilerden insanın nasıl halife-i Rahman olduğu anlaşılır. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala yeryüzünde bir halife yaratacağını bildiriyor. Şimdi bu halifeyi de mesela doğru tevil etmek lazım. Bir şeyin sureti onun halifesidir, vekilidir. Bir şey onun suretinde yaratılmazsa onun halifesi olamaz. Halife olmaya yakışmayan emanet yükünü taşıyamaz.
Sultanın hediyelerini ancak onun hayvanları taşır. Azap suresinin 72. ayetine mane, emaneti göklere ve yere ve dağlara bildirdik, yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler, onu insan yüklendi. İnsan zalim oldu, cahil oldu buyurmuş. Yani gördüğünüz üzere aslında bu hadis-i şerifin manasını İmam Rabbani Hazretleri çok güzel izah etmiş. Yani suretten maksat Allah Teala'nın sıfatları ve insanın ruhunun olduğunu bildirmiş. Yani ruh öyle bir varlık ki Allah Teala onu bize nazaran mekansız yapmış. Ve işte feyizler, Allah Teala'dan gelenler ilk önce ruha geliyor bildirmiş. O yüzden bizler bu hadis-i şerifi bu şekilde anlamamız lazım. Bu hadis-i şerifin müteşabih olduğunu kabul etmemiz lazım. Bunu lafzen anlamak küfürdür. Dikkat etmek lazım. Allah Teala bu videoya baktığınız için sizlerden razı olsun. Ve böyle videoların gelmesi için, devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. تنادى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح.